Evet. Aslan parçası yine kükredi. Böyle bu el havaya kaldırmasını siz hatırlıyorsunuz değil mi? Böyle meclis kürsüsünde konuştuğu zaman hakikaten de böyle yer gök inliyor. O Paris, ünlü Paris konuşmasını hatırlıyorsunuz değil mi? O Sokrates, Mokrates bilmem sokma mokma işinden Allah böyle dilini dolandırdı ya, bir şey söyleyemedi ya. İşte şu anda tam o mesele. MHP Genel Başkan Yardımcısı Ulvi Yönter ile Habertürk TV programcıları arasında bir tartışma çıkmıştı. Biliyorsunuz 2 gündür o gündemde. MHP Genel Başkanı tabii ki dediğim gibi yani bir kuzu melese, bir ne bileyim bir nasıl söyleyeyim bir kurt ulusa ya da hani şöyle bir eşek zırlasa hemen Devlet Bahçeli mutlaka o eşeğin neden zırladığına yönelik bir yorum yapar. Öyle söyleyeyim yani o derece Türkiye'deki bütün şeylerde hassas olan bir insan. Son derece hassas olan bir insan ve her şeyden haberi var. Mutlaka her şeyi de Türkiye'de kendisine göre yönlendirilmeli. Ve bu tartışmadan sonra diyor ki böyle bir tweet atmış. Habertürk TV izlemiyorum. Nokta. Para tırnak içerisinde yazmış. Habertürk TV izlemiyorum. Çok üzüldüm. Ondan sonra nasıl bir gelişme oldu arkadaşlar? Niye söylüyorum bunun bu cümlesini? Bir cümle çünkü paylaşmıştı. Habertürk Televizyonu Genel Yayın Yönetmeni kimmiş? Kürşat Oğuz bu akşam istifa etti. Bahçeli'nin bu açıklamasında, açıklama derken ben izlemiyorum ha dedikten sonra vay efendim Bahçeli sen misin bizi izlemiyorsun. Bizi izlemediğine göre o zaman Rütürk falan da araya girecek. Bize bir sürü ceza gelecek. Bize de ağır çekeceksiniz. Zaten siz Erdoğan'ın emrinde olan bir yayın organısınız. Sizin istifa edip etmemeniz bir şey değiştirmiyor ki. Ama adam inat etti. Adam mutlaka orada bir iki yere telefon da açtı. Bu İletişim Bakanı da artık kimse falan. Mutlaka o demiş ki ya bak Habertürk'te böyle bir tartışma yaratılmış. Adamlar bize dil uzatmış. Geleni yapın demeden adam zaten bu akşama doğru genel yayın yönetmeni Kürşat Oğuz da istifa ettiğini açıklamış. İstifa nedenini açıklamamış demiş sonra yapacağım. Vallahi Sayın Oğuz sen ister nedenini söyle ister söyleme biz biliyoruz nedeni. Normaldir yani talimatların sarayda alındığı bir ülkede öyle sizin kendi başınıza istifa etmenizi herhalde biz kabullenmiyoruz. Yazık olmuş diyoruz. Çok yazık. Sırada ne var arkadaşlar? Sırada of 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 bir tane üçlü var arkadaşlar siz bunları isimleri belki şey olmuş okunmuyor bu Cem Küçük, Latif Şimşek ve Mehmet Metiner siz bunlara sürekli böyle Beyaz TV, Beyaz TV, Habertürk bilmem ne işte o televizyonlarda görüyorsunuz değil mi? Bunlar AKP'nin silahlı kalemşörleri. Bakınız ne yaşanmış ben size söyleyeyim. Videosunu ekrana getiremiyorum ama videoda bu görüntü videodan almış ve bu videodaki söylenleri size paylaşacağım. Ne kadar tutuşmuşlar, nasıl da korkmaya başlamışlar, kendileri nasıl itiraf ediyor. Bakınız bir programda bunları dile getiriyorlar. Bu Cem Küçük diyor ki Erdoğan karşıtı herhangi biri seçilirse bir kere biz dahil herkes yargılanır. AKP'li eski Milletvekili Mehmet Metiner şu cümleyi kullanıyor. Diyor ki yahu korkutma bizi. Zaten yeterince korkağız. Bir de bu laflardan sonra diye böyle hayıflanıyor. Program devam ediyor. Küçük Metiner'i gösteriyor. Böyle elinde işaret ediyor. Tamam mı? O zındıkı işaret ediyor. Diyor ki Mehmet Metiner'i tutuklarlarsa Avrupa Birliği itiraz mı edecek? Diye bir cümle söylüyor. Şimdi Latif Şimşek o programı yöneten adam da diyor ki yani Cumhurbaşkanı da mı yargılanır diye o da araya giriyor. Bu arada bunun üzerine bu Cem Küçük diyor ki ona hemen cesaret edemeyebilirler ama çevresinden başlarlar. Melih Gökçek'i bu durumdan kim kurtarır? Metiner'i kim kurtarır? Şamil Dayar'ı kim kurtarır? Seni beni kim kurtarır deyince Metiner araya giriyor ve diyor ki ilk defa pardon, ilk telef olacak olan biziz yani. Yahu korkutma bizi. Zaten yeterince korkağız. Bir de bu laflardan sonra aman Allah'ım. Bir şey anladınız mı bu söylemlerden? Bunlar bir programda, bir canlı yayında kendi aralarında bir siyasi değerlendirme yapıyorlar. Ve bu siyasi değerlendirmede söz açılmışken adam ne kadar ucubesi belli olmayan kişi varsa ismini sayıyor zaten. Bak tekrar söyleyeyim ben.
Türkiye'nin en önde gelen bilim adamlarını sayıyor. Bilim adamı, profesör, böyle siyaset bilimcisi, modern, aydın. Türkiye'de ne kadar böyle işte ya örnek insan varsa onların isimlerini sayıyor. Mesela diyor ki, bu şey diyor, Cem Küçük diyor, diyor ki, hani belki hemen Cumhurbaşkanı'nı tutuklama gibi bir cesaret, ona hemen diyor cesaret edemezler. Fakat Melih Gökçek'i bu durumdan kim kurtarır? Metiner'i kim kurtarır? Şamil Dayar'ı kim kurtarır? Seni, beni kim kurtarır diye adam orada böyle içini parçalaya parçalaya hani itiraf ediyorlar. İnanın bana bu hükümetin değişeceğini kendileri de çok iyi biliyor. Fakat birbirlerini bilemeye başlamışlar. Güç vermeye, işte cesaret vermeye başladılar bile. Ve Metiner de orada diyor ki ya biz zaten korkak insanlarız, bari siz bizi korkutmayın diye araya geliyor. Senin korkak olduğunu zaten biliyoruz da. Kore'yi zaten onu, biz zaten onu biliyoruz. Fakat senden bahsetmeyelim. Ya yani Mehmet Metiner'in devşirme olduğunu ben ona ilişkin bir video yapmışım. Bakın Mehmet Metiner'in soyunu, sopunu, geçmişini, geleceğini hepsini, bu birkaç ay önceydi. Sanırsam geçen yıl mıydı? İlk YouTube'a başlarken yapmışım. Onu size zahmet olmazsa YouTube'daki kanalımda Mehmet Metiner kimdir diye yazın, hemen çıkar karşınıza. Biraz izleyin zahmet olmazsa. Mehmet Metiner'in nasıl bir devşirme olduğunu, kendi celladına nasıl aşık bir devşirme, kendini satmış, kendi benliğini, kişiliğini. Yani bu adam Kürtlere yaramadı, gidip Türk devletine, Türkiye'ye mi yarıyor? Hayır, hayır. Onlar da şu anda kullanıyor. Yarın tekmeyi koyacaklar. Silivri'ye gönderecekler. Size söyleyeyim ben. Bahsetmeyelim. Demem o ki korku sarmış. Gidici olduklarını anlamışlar. Anket sonuçları pankart yayınlanmaya başladı, biliyorsunuz. AKP'nin oy oranı %26'ya düştü ya. Bu hafta yapılan ankette AKP'nin oy oranı %26'ya düştü ve Mısır'a sarılmaya başladılar. İsrail'e sarılmaya başladılar. İşte Amerika'ya karşı böyle kedi gibi olmuşlar. Bir şey diyemiyorlar. Ne bileyim, bir sesleri yok. Son 3 aydır siz bir FETÖ kelimesini Erdoğan'ın ağzından duydunuz mu? He, seni hınzır seni. Velhasıl. Başka ne var arkadaşlar? Evet, bir haberle daha devam edelim. Gelelim kuru fasulyenin faydalarına. Biliyorsunuz günlerce, aylarca, yıllarca bütün seçim mitinglerinde, bütün toplantılarda, her yerde şu dört parmak var ya, bunu kullandılar. Niçin kullandılar? Bu Rabia işareti, bu Rabia işaretini de bu Sisi'ye karşı kullandılar. Sisi kimdi? Adam baktı Mısır'da bir diktatörlük rejim var, gitti. O diktatör rejimini yıktı. Dedi ki benim bundan sonraki başkan ve başkan oldu. Gitti, bütün dünyada tanıdı. Kimse de karşı çıkmadı. Ama ne hikmetse Hüsnü Mübarek'in eski dostu olan, arkadaşı olan, evinde de defalarca misafir eden Tayyip Erdoğan, Tayyip Bey, efendim biz Sisi'yi ben var olduğum müddetçe, ben Türkiye'de iktidarda olduğum müddetçe ya da yetkili olduğum müddetçe benim için Sisi bir diktatördür dedi ve biz de dedik herhalde diktatör. Yani sen bugün diktatör diyeceksin, yarın gidip kardeş olacaksın vesaire. Böyle bir şey olur mu siyasette? Olmaz yani. Diktatör demek, bir devlet liderine darbeci demek o kadar kolay mıdır? Bu adam her çıktığı mitingde darbeci Sisi dedi. Falan filan. Bunlar demokrasiden anlamıyor. Atıp gidiyordu yani. İnsanları bir sürü böyle kandırdı. Gitti Rabia işaretiyle. Bugün ekranda görüyorsunuz. Bu bugünün fotoğrafı. Bugün Mevlüt Çavuşoğlu, yani günlerdir bu şeyler devam ediyor. Tabii ki hatta hatırlarsanız Sayın Kılıçdaroğlu da dünkü açıklamasında da demişti ya, biz işte Mısır'la arayı bozmayalım. Müslüman bir ülkedir. Kardeşliğimizi, dostluğumuzu bozmayalım. Bizim Akdeniz'deki bütün uluslar çıkarlarımızı zedeler vesaire. O zaman demişlerdi ki bunlar haindir. Bunlar Türkiye'nin milli çıkarlarını gözetmiyor. Bunlar hükümeti devirmek için gidip bizim düşmanlarımızla görüşüyor demişti ve aylardır işte görüşmeler var. Tayyip Erdoğan her sefer bir MİT müsteşarını gönderdi, İçişleri Bakanlığı, kim artık Mısır'la ilişkisi varsa bütün örgütleri bilmem vesaire kullandı. Hatta Amerika'dan yardım istedi vesaire. Neyse Mısır dedi ki tamam, ben kabul ediyorum görüşmeleri, fakat benim istediğim çerçevede bu görüşmeler olacak. Siz benim ayağıma geleceksiniz. Biz oraya gelmiyoruz. Ve ne yaptı adam? Haberi okuyayım. Türkiye'den Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Ünal başkanlığında bir heyet 2 günlük görüşmeler için bugün Mısır'ın başkenti Kahire'ye gidiyor.
Mısır'la 2013'ten bu yana yaşanan gerilimi sona erdirmek üzere atılan bu ilk adım Doğu Akdeniz'deki enerji işbirlikleri için de dönüm noktası olabilir diye bir haber var. Şimdi dünün darbecisi bugünün dostum Sisi'si oldu ve dostusu Sisi dedi ki efendim bu görüşmeler bizim istediğimiz çerçevede gidecek. Bizim gibi olacak. Siz bizim ayağımıza geleceksiniz. Bizden özür dileyeceksiniz. Bizim hükümetimizi daha önce karaladığınız için. Belki biz o zaman ben kendi yere üçüncü yardımcısını zaten göndermiş. Yani öyle Sisi kendisi gidip bunlarla falan görüşmüyor. Belki o zaman bir şeyler düşünürüm diye. İşte Mevlüt Çavuşoğlu bugün yanına almış. Ki bakan daha almış. Bir heyet şeklinde gitmişler. Sisi'ye bugün yalvarıyorlar. Bakalım Sisi kabul edecek mi? Ya da Sisi'nin şartlarını Tayyip Bey o şartlara ne diyecek? Biz bilmiyoruz ama benim bildiğim her türlü tavizi verecekler. Yeter ki Mısır'la da arayı yapalım artık. Çünkü dayanamıyor. Yani Akdeniz meselesinde Mısır olmadıkça Mısır gitti. Örneğin Yunanistan'la bir anlaşma imzaladı. İşte Kıbrıs Rum Cumhuriyeti ile bir anlaşma imzalandı. Ve şu anda Türkiye ondan sonra Mısır'ın peşine düştü. Mısır Akdeniz'de güçlü bir ülkedir. Uluslararası anlamda da oldukça büyük bir güce sahip. Askeri anlamda da büyük bir güç olduğu için. Şimdi Tayyip Bey pişman olmuş ve o pişmanlığını ben şunu merak ediyorum. Şimdi aslında arşivlerde bulup çıkarmak gerekiyor arkadaşlar. O dört parmak Rabia işareti ne oldu? Yani diyordu ya biz Rabia'nın kanını yerde bırakmayacağız falan filan. Yahu Tayyip Bey hayrola yani. Ama bu biraz bekleyin bir video var sizlere izleteceğim. Dedim ya ben keyfinizi yerine getirmeden sizi bu programdan ayırtmayacağım. Söz olsun. Bütün stresinizi atabilecek bir videodur. Kısadır, azdır, özdür. Ama lütfen kalın o videoyu kesinlikle izleyin diyorum. Başka bir şey var mı arkadaşlar? Bakayım. Kendi kendime soruyorum. Benden bir şey var mı? Ne bileyim. Bu değil. Heh. Şey varmış. Bu kod meselesi var. Kod 46 diye Gaziantep'te Angıl Halı fabrikasındaki işçiler fabrika girişinde telefonlarını teslim etmek istemeyince içeriye alınmamışlar. Duruma tepki gösteriyorlar. Fabrika önünde beklemeye başladılar. Yaklaşık 60 işçi fabrika önündeki bekleyişini 3. günde kod 46. İşçinin işverenin güvenini kötüye kullanmak, hırsızlık yapmak, İşverenin meslek sırlarını ortaya atmak gibi doğruluk ve bağlılığa uymayan davranışlarda bulunması ile tazminatsız şekilde işten çıkarılmışlar ve o işler şu anda fabrikanın önünde fotoğrafta gördüğünüz gibi hepsi de genç insanlar, hepsi de işsiz kaldı. Neymiş? Bu kod 46 diye bir kanun var demek ki. Buna göre işveren demiş ki siz kardeşim işe giderken bütün telefonlarınızı dışarıda bana vereceksiniz. Niye oğlum sana verecekler ki? Yani götürsünler çantalarını o soyunma odalarına, kendi elbiselerine bir cebine koyabilirler, çantalarına koyabilirler. Sana vermek zorundalar mı? O zaman sen iş yerinde hırsızlık mı yapıyorsun? Kaçak şeyler mi üretiyorsun? İnsanlara mı dövüyorsun? Taciz mi yapıyorsun birilerini? Yoksa ne yapıyorsun? Yani bu işverene sormak lazım. İş yerinde madem bu kadar görüntü çekme sıkıntısı varsa, sende bu kadar bir hassasiyet varsa sen %100 bir bok yiyorsundur. Ben onu söyleyeyim yani. Kesin bu işte bir iş var. Ve 60 kişi oturma eylemiyle devam ediyor. Bunlara destek vermek lazım. Bütün siyasi partiler, milletvekilleri bu yayını izlerlerse, sizler de izliyorsunuz, paylaşın bir yerlerde. Bu insanlara, bu gençlere bir sahip çıkın. Zaten yeteri kadar işsiz var. Zaten insanlar yeteri kadar işsiz kaldı. İnsanlar evinden, yurundan, yerinden oldu. İnsanlar intihar ediyor her gün. Bugün de intihar olayları geldi. Bahsetmek istemiyoruz artık. Artık intihar olaylarından bahsetmek istemiyoruz. İnsanların psikolojisi bozuluyor, emin olun. Ve bu arada başka bir haber var. Sezen Aksu ile ilgili uzun zamandır bir haber de yapmamıştık. Rize İşkencedere Vadisi'nde taş ocağı açma girişimine karşı İkizdere halkının direnişine destek mesajında bulunuyoruz. Sanatçı Sezen Aksu şunu söylüyor. Bizim iktidarlara verdiğimiz geçici yetki, yaşam alanlarımız ve hayatlarımız elimizden alınsın diye değil. Çok harika bir cümle kuruyor. Ya bütün sanatçıların darısı diğer sanatçıların başına. Ben bugüne kadar bu
İkizdere'deki bu kadınların direnişine bir sanatçının destek verdiğini duymadım. Gerçekten. Demek ki duymamışım, okuyamamışım. Ya da bana denk gelmemiştir. Mutlaka belki kendi çapında bazı sanatçılar destek de vermiş olabilir. Ama düşünebiliyor musunuz? Tayyip Bey'in merkezinde, Tayyip Bey'in doğduğu yerde, Rize'de, Tayyip Bey'in birinci olduğu Rize ya kendi ülkesi, memleketi ve o memlekette bir grup kadın, Laz kadın, ki bunlar Laz'dır ben söyleyeyim bunlar, yani direnişte geçmişler. Gerçekten orada askere karşı, polise karşı direniyorlar ve o oraların tahrip olmaması için büyük bir emek, büyük bir mücadele veriyorlar. Sanki başka yer kalmadı diye. Bence bunlar başaracak, ben size söyleyeyim. Kadınların içerisinde olduğu direnişler her zaman başarıyla sonuçlanmıştır bugüne kadar ve ben bunda da başarılı olacaklarına inanıyorum. O yüzden vallahi Sayın Sezen Aksu'yu da tebrik ediyoruz bu konuda.